Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetlik televizyon görüşler. İstiklal Kündülü Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kınamızı dıktanlar ekranımızı bulsun. Şarık Türkistan meselesi Türkiye'de kan kölemde tunuşturulmakta. Xitay tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan tasavvur qilg'usiz jinoyat va qirg'inchiligining kun siri eshib berishiga agishib, butun dunyoda uyg'ur masalasi yuqori ko'tarilgandek, Turkiyadami Sharq Turkiston masalasi jiddiy shaklda kun tartibga kelmoqda va Xitayning jinoyatlari tunishtirilmoqda. 1-mart Istanbulning Kartal rayonida Sharq Turkistonni tunishtirish faoliyati o'tkazildi. Faoliyatni Inson va madaniyat vaqfi tashkillagan bo'lib, faoliyatga Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi Qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon taklif bilan qatnashdi. Faoliyatda Hidoyatulla O'g'izxon Sharq Turkiston qon yig'lavotidi temasida to'xtalib, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan boshlab inson qalbidan chiqqan yo'lsizliklarni to'xtatmaganligini, yaqinqi yillardan beri xalqni qirib tugutishni planlaganligini, Sharq Turkiston xalqining xalqaro jamiyatning ko'z oldida qirg'inchilikka duch kelayotganligini alohida ta'kidlab o'tdi. O'xshash kunda yana Istanbulning Sanjoqtepa rayonida Sharq Turkiston tunishtirilgan bo'lib, faoliyatni insoniy yordam vaqfi IHHning Sanjoqtepa shobasi tashkilladi. Faoliyatga Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon taklif bilan qatnashdi. Faoliyatda Abdulahad Abdurahmon Sharq Turkistonda insonlik g'urur dafsanda qilinmoqda temasida to'xtalib, oldi bilan Sharq Turkistonning umumiy ahvoli va Xitoy tajovuzchilarining 1949-yili Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirganligini tunishtirib o'tdi. Orqadan Xitoyning Sharq Turkiston xalqini dinsizlashtirish va xitoylashtirish uchun davomli bostirib kelganligini, Sharq Turkiston xalqining lager va turmalarda islomiy kimligi va milliy kimligidan voz kechishga majbur qilinayotganligi qatorliklarni tafsilotli tunishtirdi. Bugun 2-mart kuni Turkiyaning Navshahir viloyatida IHHning tartiblashi bilan Sharq Turkistonni tunishtirish faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyatda Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan assimilyatsiya va irqiy qirg'in qilish siyosatini tushuntirdi. Xitoy Turkiyaga tahdid soldi. Xabariyati to'rining 1-mart kundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari Turkiyaga iqtisodiy jihatdan tahdid solgan. Turkiya hukumatı yaqindan beri İslam dünyasında baş bo'lib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan kishilik huquq dafsandichiliklarini keskin so'zlar bilan ayibladi. Turkiya xalqarada Sharq Turkiston xalqiga o'z zaminida keng quchoq ochgan davlatlardan biri bo'lib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini xalqarada yetim qoldirishdan iborat rezil planini amalga oshirishga to'sqinlik qilishda oldida mangdi. Turkiyaning Sharq Turkiston xalqiga quchoq ochganligiga va siyosiy jihatdan qo'llaganligiga chidayolmagan Xitoy Turkiyaga bir necha nuqtadan tahdid selib, agar Turkiya hukumatı Uyg'urlar masalasiga aralashishni davomlashtirsa, Turkiyaga energiya bo'libmi ul aslaha sohasi jihatdan mablag' soladigan Xitoy shirkatlariga aks ta'sir beradiganligini, Turkiya bilan qilmoqchi bo'lgan savdo ko'lamining ozlab ketadiganligini ishorat qilgan. Mazar kentidagi Uyg'urlar qayerda? Yaqinda Tayvanlik muxbir vatanimizni ziyorati bo'lib singa olgan qisqa filmdan ma'lum bo'lishicha, Turpan viloyati Pichan noyisi Tuyuq yessi Mazar kentidagi barliq Uyg'urlar digudak tutqun qilinib, uylarining odamsiz qolganligi oshkorlandi. Muxbir filmda Sharq Turkistonning Pichan nohiya Tuyuq yeza Mazar kentini ziyorat qilib, kentdagi ko'pincha uylarning quluplaqliq ekanligidan qattiq hayron qolgan. Muxbir kentning ahvolini egilash uchun kentni yo'liqqan bir kishidan kentdagi odamlar nega ketdi, nima uchun darvozalar taqalgan deb so'raganda, u kishi kentdagilar shaharga tijorat qilgani ketdi deb javob bergan. Kentdagi masjidlarning eshiklari mo kiradigan odam bo'lmaganligidan topib esib ketgan. Shundoqli bir qism eshiklarning ustiga 4 bor 4 yo'q oila degan xat yozilgan karta bo'lib, nurg'un uylarning quloqlarini topib esib ketgan. Xitoy tajovuzchilari kent aholisini turma yoki lagerlarga keng ko'lamli qamash sababidan kentdagi ko'p sonli oilalar taqilib qolgan. Egalishimizcha ilgari bu kent odam soni eng ko'p avod kentlardan biri ekan. Indoneziyadagi Nur jamiyasida Sharq Turkiston tunishtirildi. 17 fevral Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalom Taklimakan Hindonoziya yoshlar harakati tashkilotining taklifi bilan Hindonoziya ziyoratini boshlagan edi.
Doktor Abdusalam 1 Mart Hindonoziyanın Pekan Baru şəhərindəki Nur Camisi'de Şərq Türkistanın hazırkı vəziyyət əhvalını tanıştırdı. O sözü de Xitay Şərq Türkistanını işğal qılğandakin Şərq Türkistan xalqını bastırışını toxtatmadı. Bulupun yakınki 2 yıl mabeynide ceza lagerlerini təsis qılıp, atılmış texnik tərbiyələş namıda Şərq Türkistan xalqını imanıdan vazgeçtirip, Xitaylaştırışqa hareket qılıştak insaniyetki karşı cinayet sadır qılıp atqallıqını, Şərq Türkistan xalqının insan qılıbıdan çıqqan dəfsendicilikler bilen xorlanıp atqallıqını bildirdi. Bülent Yıldırım Xitayga birlikte embargo qoyuşqa çağırdı. 2 Mart Türkiye'deki en çok ictimai teşkilatlardan biri bulgan İnsani Yardım Vakfı İHH'a halisane hizmet kılvatkan ayal pidailerga ahbarat ilan kılış yığını ötküzüldü. Faaliyetini İnsani Yardım Vakfı teşkiligen bulup, Şarık Türk'ten Uzgun Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Münevver Öz Uyghur Hanım teklif bilen katlaştı. Yığında bayanat ilan kılgan İnsani Yardım Vakfı'nın reisi Bülent Yıldırım Efendi 7 yıldan beri uruş ve ayrançılıkta kalgan Suriye halkının boşaşmasın zulümü karşı duruşu gerektiğini. Arakan'daki Müslümanlar ata ana yakıt kallar şehit bolsa, kaza kılsı yığılı yağlaydı kallakını. Ama Şarık Türkistan'da bolsa yığılaşkı mı ruhsat kılınmaydı kallakını, şuna Xitay'nın Şarık Türkistan'da yürgüzü batkan depsendikliklerine birlikte karıştırış için Xitay'a karşı embargo yürgüzüp, besim kılış gerektiğini tekitledi. Mike Pompeo, Xitay'nın Canubi Deniz'de tosalgı buluşuğu yol koymaydıqalıqını bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Amerika'nın Canubi Deniz'nin halkarağı uçuk buluşuğu kapalatlı kılıdıqalıqını, Xitay'nın bununğu tosalgı buluşuğu yol koymaydıqalıqını bildirdi. Birleşme Agenetliğinin haberden karğanda, Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Cuma günü Filippin paytaxtı Manila'da kılgan sözü de, eğer Filippin'nin herbi küşleri, ayruplan ve parahotları Canubi Deniz'de korallıq hücumğu uçurusa, Amerika'nın Filippin'ni koğdaydıqallıqını bildirdi. Haberde eytilişçe bu Amerika'nın uzun yıllardan beri tüncü qıtım Canubi Deniz'deki şirik devletlerine bu aktı uçuk ve keskin vədi bir işi bulup hesablandıken. Kilerepte Filippin'nin Devlet Müdafiye Ministeri Delfin Lorenzana Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğini ziyaret kıldığan bulup, bu uçuruşunun maksimi Amerika bilen şirik devletler arasındaki herbi alaqını küçeytişke münasibetlik iken. Xitay'nın Canubi ve Şarkı Deniz'deki İgilik Hukuk Davası'daki keskin pozisyası, rayondaki devletlerinin narazılıkını ve Xitay'nın kinaymiçiliki hakkıdaki endişelerini küç etmekte. Mike Pompeo bolsa Manila'daki sözü de, Xitay'nın Canubi Deniz'deki süni aral kuruluşu ve herbi faaliyetleri sizlerinin İgilik Hukukunlar, bihaterlikinler, cümleden iktisadi hayatınlarına tehdit payda kılmakta. Bu, Amerika üçün mü tehdit hesablandı deb eskertken. Şarkı Türkistan'da yeniden başlanan haksız salametlik tekşürüş hareketi dikkat kozgumaqta. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Xitay tecavüzçileri Şarkı Türkistan'da yeni bir nöbetlik, umumi halıq haksız salametlik tekşürüş hareketi başlayan. Bu aktı Poskan ve Baynahilik hükümet torbetlerde berilgen haberlerden karganda, daireler nöbetli Şarkı Türkistan'daki her kaysi nahilerde 2019 yıllık umumi halıq salametlik tekşürüş hizmetini başlayan. Bırak bu hizmetinin pütkül Şarkı Türkistan yaki pekat Canubtiki nahilerini asas kılıp durup elip berlivat kallıqı inakamaz. Poskam nahisinin haberden görüntülüşke 4. nöbetlik umumi halıq haksız salametlik tekşürüş hizmeti 2 aylık tayarlıktınken 10. fevral günü resmi başlangan. Poskam nahisi bu yıl içinde Poskam'daki 153 bin neperden artık kişini atılmış salametlik tekşürüşke katlaştırışını planlamaktıken. Şarkı Türkistan'daki Xitay dairleri 2016 yılı 9. ayda başlayan Tunci Umumi Halıq Salametlik Tekşürüş Hareketi de rayondaki 18 milyondan artık kişinin kan evrişkisini elip salametlik arxipi turguzgan idi. Bu hareket çetellerdeki Uygur teşkilatları ve halıqara kişilik hukuk organlarının küçülük dikkatini kozgan. Ular bu aktiki bayanları da Xitay rejiminin haksız salametlik tekşürüş digen nam astıda şahıslarının gen uçurlarını yığıp atkanlıkını ve bunun intayın hatarlık işgallikini bildirgen. Poskam Nahilik Hükümet Turbetindeki haberden karganda bu nöbetlik salametlik tekşürüş pekat kan eliş bilerle çekilinip kalmaydıken. O adetki umumilik tekşürüşlerden başka yana taşkı keserlikler, ayallar keserlikleri, içki keserlikler, radyoaktiflik tekşürüş, ultra dulkulluk arkalık 5 aza tekşürüşü, yürek kan tumur tekşürüşü katarlıklarını öz çıkaldıken. Gerçi yukarıdaki hükümet torbetleri bunu hükümetinin halkı kümül bölgelleri
kesalliklarni oldin bayqab, xalqning roziyallikini oshirganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, biroq chat allardagi uyg'ur kuzatuvchilar bundaq tekshirishlarning asli maqsadidan andishlanmoqda. Yevropa ittifoqi Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda yangi strategiya qo'llanmoqchi. Yevropa ittifoqi Xitoydan mudofiyalanishni maqsad qilgan yangi bir strategiya tuzib chiqishni ko'zlamoqda. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabardan qaraganda bu yangi strategiya Xitoyning Yevropa davlatlariga oid ul aslaha qurilishlari va shirkatlarni sotib olishiga cheklama qo'yishni o'z ichiga oldi ekan. Xabarda bayon qilinishicha 21 mart kuni ochilgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar boshliqlarining yig'indagi eng muhim tema yangi bir Xitoy siyosati belgilab chiqish bo'lib, bu Yevropa ittifoqi uchun uzun yillardan beri ko'rilib boqmagan bir ahvol. Xabarda aytilishicha, Yevropa ittifoqining uzun yillardan beri Xitoydan kutgan umidlari sug'ichilishib, uning o'rnini taqatsizlik va jiddiylik qoplagan. Chunki Xitoy ta hozirgacha Yevropaga bergan Xitoy bozorini erkin ochib o'tish, erkin tijorat qilish va'dalariga amal qilmagan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning sirliq shirkatlarining Yevropa allaridagi muhim texnik shirkatlari va strategik ul aslaha qurilishlarini ko'plab sotib olishi, ammo buning aksicha Xitoy rejimining Yevropa shirkatlariga qarata zo'r cheklamalarni qo'yishi Yevropa davlatlarini beorom qilishga boshlagan. Yevropa ittifoqining Xitoy bilan bo'lgan ishlariga aloqador 4 nafar diplomati hozir Yevropaning Xitoydan umidini uzganligini bildirgan. Ismini oshkorlamagan bu diplomatlardan biri Reuters agentligi muxbiriga Xitoylar har qitim yaxshi va'dalarni berdi, ammo amaliyalashtiradigan vaqti kelganda kayiniga so'zidi degan. Yevropa parlamenti bu vaqtda o'tgan yil 11 ayda e'lon qilgan bir dokladidimi, Xitoyning davlat idorachiligidagi va yoki davlat bilan quyuq aloqasi bo'lgan xususiy korxonalari yillardan beri Yevropaning muhim texnikalarini va strategik ahamiyatga ega bo'lgan ul aslahalarini ishlatib kelmoqda. Bu Yevropa ittifoqining xavfsizligi va jamoat tartibiga belgilik ta'sir ko'rsatishi mumkin deb ta'kidlagan edi. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqining 21 mart kuni ochilgan yig'inida mana bu masalalar nuqtaliq muzokaraga qo'yilib, buningga qarshi tadbir olishning yo'llari muhokama qilindi ekan. Uyg'ur xonim-qizlari hammamiz Maryam faoliyatiga qatnashdi. 1 mart İstanbul'da o'tkazilgan Hammamiz Maryam faoliyatiga Uyg'ur ayollarimiz qatnashdi. Faoliyatni Quddus ta'lim tarbiya tadqiqot markazi tashkillagan bo'lib, Turkiyada faoliyat qilayotgan 42 ayollar jamiyati va tashkilotlari ishtirok qildi. Faoliyatga Uyg'ur xonim-qizlarga vakolatan Sharq Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyatidan 11 kishi taklif bilan qatnashdi. Jumadan keyin Fatih jamiyatidan Sarachxona bog'chasiga qadar Quddusga erkinlik, zulmga o'rtaq qarshi yurish qilish namoyishi o'tkazildi. Namoyishga ishtirok qilgan Uyg'ur xonim-qizlari Uyg'urlarga vakolatan Sharq Turkiston bayrog'ini egiz ko'tarib, dunyoning har qaysi joylaridagi zulmlarga o'rtaq qarshi turish irodasini namoyon qildi. Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati nomli muhokama yig'iniga taklif. Bu yig'in Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan zulm va qirg'inchiliklarni Shunaqla Sharq Turkiston masalasini yana bir qitim kun tartibga keltirish va bu masalaga qarata jamoat ommasining mas'uliyatchanlik tushunchasi engini teximi oshirish maqsadida elib berilmoqchi. Muhokama yig'inida Mirkamil Qashqari jurnalistlarning nazarida Sharq Turkiston masalasi temasida, Sulaymon Shohin apandi qirg'in qilinayotgan musulmon turklari masalasida, islom dunyosining vazifasi temasida, Marva Shabnam Oruch xonim Sharq Turkiston masalasida turk dunyosining vazifasi temasida, Güngör Yavuz Arslan Efendi Xitayının lagırlarını yoşuruş üçün kılıvatkan köz boyamçılıkıga kanda karıştırış gerek temisi de. Tayyar Tarcan Efendi Şarık Türkistan davasını Palestin davasıdak halkara kümül bulduğun haletki keltiriş yolları temisi liksiye sözleydi. Şarık Türkistan davasının pidakar kolluğuçileri qirindaş ve septaşlarımızını muhakeme yığınıga katnışıqa alaydı teklif kılımız. Hürmet bilen Şarık Türkistan Mağrıbı Hemkarlık Cemiyeti İdari Hayeti. Yig'in vaqti 2019 yili 3 ayning 3 kuni, ya'ni ati yakshanba soat 2 da. Adresi Kuchuk Chekmaja rayoni Safaköy Kultur va San'at markazi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ati programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.